İstanbul'dan Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nden her hafta yapacağımız yayınlarda farklı dikiş tekniklerini kullanarak dikiş dikmeyi dileyen herkesin öğrenmesine vesile olmayı amaçlıyoruz. Soru ve görüşlerinizi videonun altında yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Yeniden merhaba. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde hiç kalıp kullanmadan sadece bel ölçüsünü dikkate alarak belden büzgülü, tek sıra pilili ve kanun pilili eteklerin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Kişinin üzerinden bel ölçüsünün 2 ya da 2,5 katı genişlikte kumaşı ayarlıyoruz. 140 cm'lik kumaş genişliği muhtemelen yetmeyecektir. Kumaş satın alırken 2 etek boyu ölçüsünde, yani eteğinizin boyu 60 cm olacaksa 2 katı 120 artı 10 santimetre, 130 santimetrelik kumaş satın almanız gerekiyor. Kestiğimiz parçanın kenarlarını ve etek ucunu overlock'ta temizliyoruz. Makine dikiş boyunu en geniş ayara getiriyoruz ve çift sıra büzgü dikişi yapıyoruz. İki dikişin de üstte kalan ipliklerini eşit bir şekilde çekiyoruz. Eteğin bel ölçüsü ayarına gelene kadar iplikleri çekip büzgüleri dağıtıyoruz. Geliyoruz astara. Astarı kalça genişliğinden 25-30 cm daha geniş hazırlayabiliriz. Astarın da overlock ve büzgü dikişlerini yapıyoruz. Bunun da üst ipliklerini her ikisini eşit bir şekilde bel ölçüsü ayarına kadar çekip elimizle düzeltiyoruz.
Kumaşla astarı belden tutturuyoruz. Astarın kenar dikiş paylarını içeriye katlıyoruz. Önemli bir ayrıntıdır bu. Kemeri için 8-10 cm genişliğinde ve bel ölçüsüne 2 cm dikiş payı ilavesi vererek kumaşımızdan bir parça kesiyoruz. Aynı ölçülerde tela kesip ütüde bunu kumaşa yapıştırıyoruz. Kenar dikiş paylarını içeriye katlayıp son olarak tam ortadan ikiye katladığımızda kemeri dikime hazır hale getirmiş oluyoruz. Etekte astarla birleştirilen büzgünün üzerine kemeri kumaşın yüzünden yerleştiriyoruz. Kemerdeki ütü izini iki büzgü dikişinin tam ortasına hizalıyoruz. T'limizi alabiliriz. Makine dikişini yapıyoruz. Tel ve büzgü dikişlerini sökebiliriz artık. Gizli fermuarı kemerin orta noktasından itibaren yan dikişe yerleştiriyoruz. Makinaya gizli fermuar ayağını takıyoruz. Makine dikişi yaparken fermuarın dişlerini elimizle açtığımızda fermuar dış yüzeyden hiç görünmeyecektir.
Elimize kumaşın renginde iplik alarak kemere elde baskı dikişi yapıyoruz. Amacım bu 4 videoyla bütün kemer takma tekniklerini size göstermektir. Bunu da elde yapalım. Dikişimiz hiç görünmeyecek şekilde ve sağlam olacak. Küçük adımlarla karşılıklı iğneleri batırarak dikiş paylarının arasından ipliğimizi yürütüyoruz. Asteryan dikişe fermuar aralığı bırakarak makine dikişini yapıyoruz. Etek ucuna da ihtiyaten 15 cm civarı bir yırtmaç aralığı bırakıyoruz. Adım atarken bize kolaylık sağlayacaktır. Her iki parçanın etek uçlarını 2 mm'den diktiğimizde eteğimiz tamamlanacaktır. Şimdi sırada tek sıra pilili etek var. Kumaşımızı etek boyuna 2 cm dikiş payı vererek kesiyoruz. Muhtemelen tek boy size yetmeyecektir. Elinizde 2 boy ölçüsünde kumaş olmalı. Kenardan 1 cm dikiş payı verdikten sonra pili genişliğini istediğiniz ölçüde alabilirsiniz. Hangi ölçüyü alacaksanız içeriye katlama payı olarak pili genişliğinin 2 katını veriyoruz. Benim pililerim 2,5 cm genişliğinde olacak, katlama payı olarak da 5 cm vereceğim. Pili yerlerini aynı tarafa katlıyoruz. Bir makine ayağı dikişliğinden tutturma dikişi yapıyoruz. Bel genişliğini kişinin bel ölçüsüne göre ayarlıyoruz. 1,5 cm dikiş payı bırakarak fazlalığı kesebiliriz. Overlock'ta bel kısmı hariç her bir kenarı temizliyoruz. Bu fermuarın dikimini tek seferde yapacağız. 1 mm'den başlıyoruz. Diğer tarafa 1 cm aşağıdan geçiyoruz. Ve 1 cm'den devam edip bitiriyoruz. Tek taraflı fermuar ayağını kullandığımızda ayak fermuar dişlerine denk gelmeyecektir.
Kemer hazırlamayı öğrendiniz artık. Bel ölçüsünden birkaç santim uzunluğunda olacak. Genişlik ölçüsünü tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu etekte hazır giyim usulü kemer yapacağız. Kemerin bir kenarının dikiş payını katlıyoruz. Diğer tarafını overlock dikişiyle temizliyoruz. Kumaşın yüzünden kemeri eteğe yerleştiriyoruz. Eteğin sol kısmında 1 santimlik dikiş payı kalacak şekilde kemeri ayarlıyoruz. Sol kenarı sıfır noktasından dikiyoruz. Köşeleri uçuruyoruz ve dikiş paylarını kademeli kesiyoruz. Kalınlık yaratmasın diye biri diğerinden daha kısa olacak. Sağda bitim noktasında düğme için 2 cm, kapama dikişi için 1 cm'lik bir genişlik olacak. Sağ tarafta dikiş payları açık halde kemerin kenarına makine dikişi yapıyoruz. Kemerin kenarlarını çevirdikten sonra beldeki dikiş payları içeride kalacak şekilde kemeri dikişin üzerine yerleştiriyoruz. Kenarlardan bir miktar dikiş payını içeriye katlıyoruz. Kolaylık sağlaması açısından tel alabiliriz. Kemer üst dikişi yaparken elimizle aralığı gerdiriyoruz ve tam ortasından iki parçanın birleştiği noktadan makine dikişini yapıyoruz. Son olarak etek ucunu 1 milimden diktiğimizde işlemimiz tamamdır.
Arkadaşlar, son olarak kanun pilili etek yapımını anlatacağım. 1,5 santimlik dikiş payından sonra hepsi aynı ölçülerde olacak şekilde işaretlerimizi alıyoruz. Eteğim küçük boyutlarda olduğu için ben aralıkları 3 santimetre vereceğim. Pililere ütü izi yapabilmemiz için bütün pili çizgilerini etek ucuna kadar çiziyoruz. Bir aralık atlıyoruz, iki aralığı katlıyoruz. 3 santimetreden sonra 6 santimetreyi katlıyoruz. Kumaşın sonuna kadar işlemimiz böyle devam ediyor. Kumaşın tek eni yetmeyeceği için kumaşa ekleme yapmanız gerekecektir. Tam bel ölçüsüne gelene kadar işlemimize devam ediyoruz. Katladığımız pili yerlerinden eteğin ucuna kadar tel alıyoruz. Belden itibaren pililer açık kalabileceği gibi kat yerlerine, tellerin üzerine 10 cm kadar uzunlukta makine dikişi yapabiliriz. Pili paylarını dikişlere ortalayarak ütüsünü yapıyoruz. Yukarıda fermuar aralığı bırakarak arka ortasını dikebiliriz. Bu etekteki fermuarı da farklı ölçülerde yapalım. Fermuarı aralığa dişleri görünmeyecek şekilde tam ortalayarak yerleştiriyoruz. Etrafına 7 mm'den işaret alıyoruz. Tek taraflı fermuar ayağını kullanarak dikişimizi yapıyoruz. Kanun pilili çalışmalarda pililerin arka ortasında kesintiye uğramaması için gizli fermuarı tercih edebilirsiniz. Ben iki kere aynı işlemi yapmayayım diye farklı bir fermuar dikim çalışması göstermek istedim. Astar kesimini temel etek kalıbı üzerinden yapacağız.
Pensin ucunu aşağıya kadar çiziyoruz ve kesiyoruz. Pensi kapatıp etek ucunu açıyoruz. Toplam genişlik, etek ucunun toplam genişliği 35 cm olabilir. Aynı kalıbı ön ve arka için kullanabiliriz. Ön ortasından yarım santimlik bolluk ilavesi vererek kalıbı astara yerleştiriyoruz. Yan dikişlere 1,5 cm, arka ortasına 2 cm, bel kısmına 1 cm dikiş payı veriyoruz. Etek boyunu 1,5 cm kısaltıyoruz. Arka ortasındaki 2 santimlik dikiş payının 1,5 santimini kullanacağız. Yarım santimetresi bolluk ilavesi olarak kalacak. Fermuar aralığını adımlarımız rahat olsun diye 1,5 santimetre kadar yırtmaç aralığını veriyoruz ve kalan kısmın makine dikişini yapıyoruz. Yanları makinede birleştirip overlock'ta temizleyebiliriz. Astar ince olduğu için dikiş paylarına birlikte overlock çekiyoruz. Arka ortasını ayrı ayrı temizliyoruz. Astarı bele yerleştiriyoruz. Krogrenide 1 cm dikiş payına hizalıyoruz. Parçayı birlikte dikiyoruz. Kumaşta ve astarda 1 cm içeriden, krogrende 1 mm içeriden geçecek şekilde olacak dikişimiz. Fazla dikiş paylarını kesip yanları içeriye kıvırarak krogreni içeriye katlıyoruz. 1 mm'den makine dikişini yapıyoruz. Etek ucunu da 2 mm'den diktiğimizde işlemimiz tamamdır. Kolaylıklar dilerim.